Bismillah, elhamdülillah. Hafız İbni Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinin Türkçe tercümesinin açıklaması olan Selamet Yolları adlı eserde namaz kitabında okumaya devam ediyoruz. Bab-ı Salatil Misafiri vel Merit. Yolcu ve hastanın namazı babı. 452 no'lu hadis-i şerif. An Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan galet demiştir ki, evvelü ma furidet salatu rekateyni. Namazlar ilk defa önce İkişer rekat olarak farz kılındı. Fekarret salatü sefer. Seferde böyle karar kılındı. Devam etti yani. Ve etemmet salatül hader. Hadarda ise tamamlandı. Muttefekun aleyh. Velil Bukhari sümme Hacer'e fe furidet erba'an ve akarre salatu sefer ala evvel. Buhari'deki rivayette de hicretten sonra hicret oldu. Daha sonra bu namazlar dört rekat olarak şey yapıldı Hazar'da. Ama seferde ise eski haliyle devam etti şeklinde. 452 no'lu hadis bir daha okuyoruz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiş. Demiştir ki namaz ilk farz kılındığı vakit ikişer rekat olarak kılındı. Derken sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar namazı yani yolcu olmayan, mukim olan kimseler için bu namaz tamamlandı. Hadis muttefekun aleyh. Buhari'nin rivayetinde sonra hicret etti ve 4 rekat olarak farz kılındı. Sefer namazı ilk şekli üzere kaldı denilmiştir. Ahmet rahmetullahi aleyh, yalnız akşam müstesna çünkü akşam namazı gündüzün vitridir. Bir de sabah müstesna çünkü sabah namazında kıraat uzatılır ibaresini ziyade etmiştir. Anlaşılıyor ki namaz ilk defa farz kılınırken akşam namazından maada ondan hariç Hazarda olsun, seferde olsun ikişer rekat farz olmuştu. Sonra Cenab-ı Hak sefer namazını olduğu gibi bırakmış. Hazar namazını rekatlarını da dörde çıkarmıştır. Yalnız sabah namazı kıraat uzun olduğundan onun yine iki rekat bırakmıştır. İmam Ahmed'in akşam ve sabah namaz hakkındaki ziyadesi yine Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetindedir ve şöyle söyler. Akşam namazı müstesna ilk farz kılındığı zaman şeklinde gelmiştir hadis. Hadis-i şerif seferde namazın kasredilmesinin yani kısadan keserek iki rekat kılınmasının vücubuna delalet eder. Çünkü furidet vacip olduğu manasınadır. Hanefilerle sair bazı ulemalar mezhebi budur. Onlara göre seferde namazı iki rekat kılmak mecazen ruhsattır. Yani isim olarak ruhsattır ama zorunlu olarak kısaltılması gerekir Hanefilere göre. Ancak ruhsat mukim bir imama uyduğunda yolcu olan kişi o zaman namazı tam kılar. Buna ruhsat-ı iskat denir. Şafilerde ve diğer bir takım ulemaya göre ise hakikaten ruhsattır. Yani gerçek anlamda ruhsattır. Binaenaleyh seferde namazı iki rekat kılmak caiz ise de tamamlamak da dört rekat kılmak şafilere göre onlara göre daha eftaldir. Hanbelilere göre de öyle olmakla beraber iki rekat kılmak daha eftaldir. Mamafih dört rekat kılmakta hiçbir kerahat yoktur Hanbelilerde. Malikilere göre ise iki rekat kısaltarak kılmak seferde sünnet-i müekkededir.
hatta cemaatle namaz kılmaktan daha kuvvetli bir sünnettir. Şafilere göre furidet takdir edildi manasına yahut iki rekat kılmak isteyene iki rekat farz oldu demektir. Delilleri feleyse aleykum cunahun en taksuru minesselat. Nisa suresi 101. ayet. Bu ayeti kerimede size sefere çıktığınızda namazı kastetmenizde bir günah yoktur cümlesinden. Kastetmekte günah yok ama tamamlamak daha efdal olarak anlamıştır Şafiler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk sefer eden ashab-ı kiramdan bazıları onunla beraber sefer eden bazıları kasredip bazıları tamam kılması ve birbirini ayıplamamış olması da ashab-ı kiramın Hazreti Osman, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a tamam kılarlardı. Nitekim bunlar İmam Müslim tahris etmiştir. Lakin Hanefiye tarafından bunlara cevap verilmiştir ve bunlar sahabenin fiilleridir. Alel itlak hüccet olamazlar. Bir de Taberani'nin Es-Sakî'de İbn Ömer radıyallahu anh'a mevkufen şu hadisi rivayet etmiştir. Seferde namazı gökten inme iki rekattır. İstersen onları reddedin. Heysemi bunun ricali muhtemettir diyor. Bu hadis tevkifidir. Yani mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştir. Çünkü miktar hususunda içtihada imkan yoktur. Taberani el-Kebir'de yine İbn Ömer radıyallahu anh'dan şu hadisi de tahric etmiştir. Sefer namazı iki rekattır. Kim sünnete muhalefet ederse kafir olur. Bu hadisin daha ravileri mevsuktur. Sünnete muhalefet eden tabirinde bunu merfu olduğu anlaşılır. İbn-i Kayyım El-Hediyyetün Nebevi adlı eserinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sefere çıktığında Medine'ye dönünceye kadar 4 rekat namazları kastederek 2 rekat kılıyordu. Onun seferde 4 rekatlı namazı kıldığı asla sabit olmamıştır. Hadis-i şerifte El-Maghrib yani akşam müstesna denildiğine göre akşam namazını aslında 3 rekat olarak farz kılındığı ve sonra da değiştirilmediği anlaşılıyor. Böyle denilmesi gündüz namazları hep çift rekatlı olup bunların sonuncusu olan akşam namazı da tek rekatlı olmasındandır. Ona gündüzün vitri denmiştir bu anlamda. Nitekim gecenin vitri de vardır. Vitir namazı yerinde görüldüğü vesile Allah indinde mahbub ve makbul bir namazdır. İlla subuh, sabah namazı müstesna ifadesi de denilmesi onun değiştirilmediğini ifade eder. Çünkü onda kıraat uzatmak meşru olmuştur. Bundan dolayı ayet-i kerimede sabah namazı mecazen sabahını Kur'an'ı tabiriyle ifade buyurmuştur. Hasılı akşam ile sabah namazı istisna edilerek sonra geriye kalan 3 vakit yani öğle, ikindi ve yatsı namazları farzları seferde 2'şer rekat kılınmıştır. Evet, yolculuğun namazı babını okumaya başka bir sohbette devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.